Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün çekeceğimiz video, bugünkü etkinliğimiz olan Hammerman'ın filosu, Simerman'ın savunması veya Hammerman'ın saldırısı dediğimiz etkinliğimiz arkadaşlar. Etkinliğe geçmeden önce herkesin de fark ettiği gibi, bildiği gibi yeni bir prototipimiz geldi. Haftalık bir döngü vardı. Geçen hafta maalesef döngü gerçekleşmedi ama bu hafta gerçekleşti. Yine sıcak nokta yok. Sıcak nokta yerine döngü gelmiş. Gök kalkanı denilen bir prototipimiz var. Şöyle 3. seviyesine bir bakalım. Canı 35.000, gerçekten oldukça fazla. Yani bakayım. Aha, şey de yok ki lan, kıskaç da yok. Ya manyak bunlar ya. Kıskaç da yok. Kıskacı da kaldırmışlar. Geçen hafta sıcak noktayı kaldırdılar. Bu hafta kıskacı kaldırmışlar. Lan bir sürü boş yer var burada. Vicdansızlar. Tövbe ya, tövbe ya. Yenilik diye yutturdukları şeye bak ya. Of. Neyse. Gök kalkanı çok ilginç. Kendi etrafında bir savunma kalkanı oluşturuyor. Kalkanın altındaki tüm binalara gambot mermilerine karşı koruyor. Yani üzerine böcek atıyorsun, etki etmiyor. Yaylım atıyorsun, etki etmiyor. Ha. Ya böcek hiçbir şekilde etki etmiyor ama yaylımlar sadece gök kalkanına zarar veriyor. Gök kalkanının altında bulunan taretlere zarar vermiyor. Ben de elimden geldiğince şöyle bir savunma yapmaya çalıştım. Genelde tanklara yönelik bir savunma oldu. Çünkü çok fazla tank saldırısı alıyorum. Ve hiç zayiat vermeden gidiyorlar. Şöyle baktığımızda iki tane, bir, iki, belki bu da dahil olmak üzere işe yararsa 3 tane bum topunu artı bir tane şok ateşleyici artı bir tane cehennem topunu kısmen de olsa 2 tane keskin nişancı kulesini ne yaptık? Bunların içerisine aldık. Şimdi acaba diyorum şöyle mi yapsak? Bir miktar. Yani en azından kısmen de olsa ne oldu? Şunları da şöyle hafiften çekelim. Şok atarlar da işin içine girdi. Evet. Aynen. Bir miktar da olsa şok atarlar da girdi. Şöyle roketi bir miktar aşağı çekeyim. Girişi görsün. Yani zokalarla çıkışamak isterlerse mecburen sisle çıkmak zorunda kalsınlar. Gayet güzel. Tamam, bu şekilde kalsın. Şimdi böyle kalsın, bilmiyorum. Bakalım saldırı alırsak ne kadar işe yaradığını ne yapacağız göreceğiz. Ha, bu arada örnek bir savunma var bununla ilgili. Muharrem arkadaşımız sağ olsun güzel bir savunma paylaştı bizle gök kalkanı ile ilgili. Şöyle önce bu savunmayı izleyelim. Doğal olarak tankların en büyük düşmanlarından bir tanesi şok atarlardır, diğeri de bum toplarıdır. Her zamanki gibi tanklarla saldıran kişi bunları alır. İşin güzel yönü, mesela bombacılarla saldırdığınızı düşünün. Doğal olarak gök kalkanının altındaki hiçbir taret bombalardan etkilenmeyecek. Gördüğünüz gibi bak, arkadaş cehennem topuna bomba atıyor. Hiç etki bile etmiyor. Yani tankçıların işi zor. En azından giriş için zor. Ha, arkaya geçerlerse hiç sorun yok da bombacıları arkaya geçirirlerse bu savunma hiçbir işe yaramaz. Allah hakikaten ha. Şu bu savunma stiline baktığın zaman, yani ben kendi savunmamı söylüyorum. Bombacıları sis yardımıyla arkaya geçir, bitti. Sıfır zayiat. Her şeyi öne yığdık bakalım. Sağlık olsun.
Şimdi buna yönelik yapalım savunmamızı. Birinci aşama Hammerman'ın filosu aşama 1. Gerçi burada çok başarılı olacağını zannetmiyorum ama yani bol miktarda tank gelmiyor çünkü bol bol ne geliyor? Size söyleyeyim. Piyade geliyor. Zoka geliyor. Özellikle ağır silahlı geliyor. Ha ne olur arada bir Hammerman şok atıyor. Yayılım atıyor. En azından bu noktaları atarsa şoklarını ve yayılımlarını hiçbir işe yaramaz. Evet, birinci aşama elbette kolay. İkinci aşama nereye atıyor? Yayılımdan yukarıya. Küt küt küt. İndir. Prototiplere yönelik herhangi bir yayılım ya da şok atmıyor. Bitti bitti. İkinci aşamada bitti. Küt. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Göreceğiz. Yani sıcak nokta yok maalesef. En çok üzüldüğüm nokta bu. Geçen hafta da yoktu, bu hafta da yok. Ben en fazla sıcak nokta kullanıyordum. Of, bol miktarda piyade. Benim savunma stilim tamamen tanklara yönelik. Bir miktar da belki zokalara yönelik. Ha şu kök kalkanı sayesinde en azından orta kısımdaki mayınlar temizlenmez. Yani savaşçılarla saldıran kişiler genelde mayın temizliği yaparak sonra karargaha direkt dalış yapıyordu. Ne olur? Orta kısmına gitmek yerine sağdan soldan gitmek zorunda kalırlar. Ha, değişik bir savunma oldu bakalım. Hadi hayırlısı. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. Bize sunulan bu. Hani misafir olunduğunu değil, bulduğunu yer misali. Oh. Yine bol miktarda piyade. Bundan sonraki aşamalarda karargahı mecburen arka tarafı çekmek zorundayız. Evet, bombacılar geldi. Evet, bombacıları görüyorsunuz arkadaşlar. Bombacıların attığı bombalar gök kalkanından geçiyor mu? Bu kötü oldu. Sadece gambot atışları geçmiyor. Bu hiç iyi olmadı. Gerçekten hiç iyi olmadı. Yani bombacıların attığı bombalar gök kalkanını etkisiz hale getiriyor. Sadece yayılım ve top atışları. Bir de böcek. Yani gambota yönelik savunma yapmış arkadaş. Bu olmadı bak. Hiç iyi olmadı. Ha, 5. aşamadan itibaren ne dedik? Karargahı arkaya çekelim. Roketi bir miktar öne. Tamam. Şimdilik böyle kalsın.
Of 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 of. Bayağı zor bir savunma olacak. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar, Gambata'ya yönelik top atışı gerçekleştirdi Hammerman. Gök kalkanından geçmedi. Ağır silahlar gittiyse sorun yok. Birkaç tane kalmış. Evet, gök kalkanı da gitti. Vay vay vay. Beşinci aşamayı zor geçtik. Anlaşılan 6 ve 7 bayağı zorlanacağız. Öyle gözüküyor. Kötü oldu, kötü. Hadi. Gelen giden yok. Gelsin ganimetler. Alo. Kimi bekliyorsunuz? Aha, takıldı oyun. Hakikaten takıldı. 5. aşamada takıldı oyun. Çıkarmalı bir birlik mi vardır? Ne anı? Allah Allah. İlk kez böyle bir şey oluyor. Takıldı, takıldı. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Az kaldı. Neyse ki hızlandırabiliyoruz. Yani normal saldırılar gibi değil. Evet. 5. aşamayı da bitirdik. 6. aşamadayız. 6. aşama. İşte bu kötü oldu. Bombacı. Of of of. Piyadeye bak ya maşallah. Ama da piyade var. Ya şu gök kalkanı bombacıdan attı, bombaları da korusaydı çok iyi olacaktı. Onları korumuyor maalesef. Hadi meşale, hadi meşale git. Gök kalkanına gelen yayılımlar hiçbir işe yaramıyor. Miktarda piyademiz var. Bu piyadelerle uğraşmak bayağı zor olacak ama hadi şu sol taraf bitsin. Güzel. En azından soldaki şok atarı kurtardık derken bombacılar geldi. Eyvah eyvah eyvah. Şu bombacıların attığı bombalarda da korusaydı şu kalkan çok iyi olurdu. Ama korumuyor maalesef. Sadece gambot yeteneklerine karşı koruma kalkan oluşturuyor. Bombacılardan başka bir şey gelmez ise eğer bu aşamayı geçeriz. Mi? Geçeriz mi? Hadi roket, hadi roket. Az kaldı. Güzel, güzel.
Harika. Sen 6. aşamayı bitirdik. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. 7. aşamayı bu savunma stiliyle geçmek öyle gözüküyor ki zor. Hayda, gene mi takıldın? Bu ne ya? Hammerman'ın hiç böyle yapmazdı. Gelen giden yok. Süreye oynuyoruz ha. Futbol maçı gibi abi döndük. Uzatmalara gittik. Bilerek topu taca atıyoruz. Süreyi oynuyoruz. Evet, Hammerman'ın filosu. Aşama 7. Meydan oku. Of 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 bombacı piyade. Hadi bakalım. Bombacı kalmış bir tane. Ya şu meşaleyi indir, meşaleyi. Çok güzel, meşaleyi indir. Bombacı bir tane bombacı tık tık geliyor ya. Ay lan bum topu, gör şu bum bombacıyı. Heh, güzel güzel. Kalkanı gitti. Hadi 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 hadi. Umarım başka gelmez. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 7. aşamayı geçtik. Hay hay hay, hele şükür. Harikasınız. Şöyle hızlandırayım. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, Hammerman'ın savunması dediğimiz etkinliğimiz ya da Hammerman'ın filosu dediğimiz etkinliğimizin 7. aşamasında başarılı bir şekilde bitirdik. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Yani başka türlü olmaz. Lan gene mi takıldı bu? Şuraya oynuyor ya, adama bak. Güzel. Toplamda 21 malzeme, 7 istihbarat. Ne yaptık? Kazandık. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi normal düzenimize geri dönelim. Hammerman'ımızın etkinliği burada son buldu. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.